Merhabalar sevgili arkadaşlar. Üçüncü ünitemiz basınç ünitemizin ikinci testiyle konumuza devam ediyoruz. İkinci testte bizi sıvı ve gaz basıncı karşılıyor. Bakalım ilk soru bize ne diyor? Feriha, fen bilimleri dersinde aşağıdaki düzeneyi öğretmeniyle beraber kuruyor. Lastik balonu gerdikten sonra Huriye suya daldırıyor. Lastik balonun diğer ucu da içerisinde cima bulunan U borusuna şekildeki gibi takılıyor arkadaşlar. Birinci hipotez diyor ki derinlik arttıkça basınç artar. İkinci hipotez diyor ki yoğunluk arttıkça basınç artar. Bakın arkadaşlar iki şekli incelediğimiz zaman ilk durumda arada H1 kadar fark olan civada ikinci durumda basınçlar eşitlenmiş, civanın miktarı eşitlenmiş. O zaman hipotezleri oluşturan öğretmen deney düzeneklerinin nasıl olması gerektiğini Feriha'ya soruyor. Feriha'nın uygun olan deney düzeneği hangisi olamaz? A şıkkında diyor ki birinci hipotezi kanıtlayabilmek için suyun içerisine aşağı doğru ilerlemelidir. Biz Huni'yi aşağıya doğru ittiğimiz zaman ne yapacağız arkadaşlar? Derinliği arttırmış olacağız. Derinlik artarsa basınç artar. Huni'yi aşağıya ittim. Derinliği arttı. Basınç artacak. A şıkkı doğru. İkinci hipotez için farklı yoğunlukta sıvı koyacağız. Deney tekrarlanacak. İkinci kaba yoğunluğu değiştirecek farklı bir sıvı eklediğim zaman yoğunluk ve sıvı arasındaki basınç durumunu inceleyebileceğiz. O zaman B şıkkımız da doğru. C şıkkına baktığımız zaman birinci hipotezi kanıtlamak için ikinci kaba aynı miktarda zeytinyağı koyalım diyor. Birinci hipotez neydi? Derinliği arttır. Aynı miktarda zeytinyağı koyduğum zaman derinlik değişiyor mu arkadaşlar? Hayır, derinlik değişmiyorsa ben burada birinci hipotezi kanıtlayamam. Cevabım C şıkkı olur. D şıkkına da bakalım elimiz değmişken. İkinci hipotezi kanıtlamak için alkol ve yağı eşit miktarda doldurup ikinci deney düzeneğine astığım zaman neyi incelemiş oluyorum? İki farklı sıvı, iki farklı yoğunluk. Dolayısıyla iki farklı basınç elde ederim. İkinci hipotezim yoğunluğum değiştiği için basıncımın arttığını gözlemleyebilirim. Cevabım bu halde D şıkkı da doğru olduğu için C şıkkı olarak kalır. Geldim ikinci soruya. İkinci soruda farklı kesitlerdeki S, 2S ve S özdeş X, Y, Z borularını civa dolu bir kaba daldırdığım zaman borudaki civaların yükselme miktarı eşit oluyor. O zaman arkadaşlar H1 eşit, H2 eşit, H3 yani HX, HY, HZ yani yükseklikleri eşit olmadı mı? Oldu. O zaman birinci öncülüm doğru, C ve D şıklarını eledim. Dördüncü öncül otomatikman yanlış oldu. İkiye baktığımda H yüksekliğine sıvının cinsi ve ortam sıcaklığı etki eder. Çünkü sıvılar ısındıkça, sıcaklığı arttıkça yükselirler. Dolayısıyla ortam sıcaklığı etki eder. Peki sıvı cinsi etki eder mi? Ben birine civa, diğerine zeytinyağı, öbürüne de su koysaydım yükseklikler değişir miydi? Değişirdi. Ama benim sorumda hepsine civa koymuşum. O halde ikinci öncülüğüm doğru oldu. Yüksekliğe sıvı cinsi ve sıcaklığı etki ederdi. O zaman üçüncü öncüle baktığım zaman H yüksekliği borunun kesiti ve cinsine bağlı olarak değişir. Boruları incelediğimiz zaman boruların her birinin kesiti farklı. Dolayısıyla borunun kesiti, cinsi asla basınca etki etmez. Cevabımız A şıkkı olur. İkinci soruda beraber üçüncü soruya doğru yol alalım. Geldim. Üçüncü soru bana diyor ki hava hem yeryüzüne hem de içerisinde bulunan bütün cisimlerin ağırlığı nedeniyle bir kuvvet uygular. Dolayısıyla ben bir deney yapacağım zaman
deney düzeneğinde hava basıncını araştırmak istediğim zaman ne yapmışım? Haşlanmış yumurta, cam şişe, kağıt parçaları ve kibrit kullanarak bir deney düzeneği oluşturmuşum. Soyulmuş ve pişmiş yumurta şişenin ağzına birinci konumdaki gibi yerleştiriliyor. Daha sonra yumurta alınıp şişenin içerisine kağıt atılıp kibritle tutuşturuluyor. Son olarak yumurta yeniden şişenin ağzına yerleştirildiği zaman üçüncü durumda görüldüğü gibi yumurta şişenin içine hava ısındığı için, basınç arttığı için pat diye şişenin içerisine yumurta düşüyor. Şimdi bu deneye baktığımız zaman şişedeki kibritin yanması oksijen sayesinde gerçekleşti ve bir yanma tepkimesidir arkadaşlar. Eğer şişede oksijen olmasaydı yanma olayı gerçekleşmezdi. Doğadaki bütün yanma olayları alev gözlemi varsa oksijen sayesinde gerçekleşir. Birinci öncülümüz doğrudur. İkinci öncüle baktığımız zaman şişe içindeki gaz yanma sonucu tükenince iç basınç azalır, hava basıncı artar. Dolayısıyla yumurta açık hava basıncının içerideki basınçtan büyük olması nedeniyle açık hava basıncı yukarıdan yumurtayı itti. Çünkü açık havadaki basınç aşağıdaki basınçtan büyüktü. Dolayısıyla yumurta aşağıya doğru düştü ve bizim deneyimizde 3 hipotezimiz de doğru oldu. Cevabımız 3. soru için D şıkkı. 4. soruya gittiğimiz zaman bizi bir düzenek karşılıyor. Makara düzeneğine bakıyoruz. Birinci düzenekte su var. 3 V ağırlığında bir cisim var ve ben onu F kuvvetiyle aynı iple çekiyorum. 3 V ağırlığındaki cismi F kuvvetiyle çekiyorsam F eşittir birinci düzenekte ne olacak? 3 V. İkinci düzeneğe bakalım. İkinci düzenekte neler gözleniyor arkadaşlar? Bizim elimizde ne var? Yine bir makara düzeneği var. Makara düzeneğine baktığım zaman bu sefer V ağırlığındaki bir cismi çekiyorum. O zaman F2 eşittir V cismi olacak. İkinci düzeneği de buldum. Şimdi devamını okuyorum. Diyor ki birinci düzenekte deneyin başlangıcında 3V iken hacim, ikinci düzenekte ne oluyor? V oluyor. O zaman burada işler değişiyor. Değişen işleri şu şekilde ifade edelim. Basınç neye eşitti? P eşittir kuvvet bölü hacim. Ne yapacağım o zaman? Kuvvetim neydi? 3V bölü hacmim ne? O da 3V. İkinci durumda kuvvet neydi? V. Hacmim ne oldu? V. O zaman arkadaşlar deneyde sıvı basıncının derinliğine bağlı bir gözlem yapıyor muyum? Hayır. Ben deneyi ne yapıyorum? Makarada herhangi bir sıvı miktarı değiştirmiyorum. Sıvının miktarını değiştirmiyorsam ben derinlikle ilgili bir durum gözleyemem. İkinciye baktım. Birinci düzenekte balonu etki eden basınç daha fazladır diyor. Baktığım zaman balonu etki eden basıncım daha mı fazla? Evet, daha fazla. Üçüncü düzenekte suyun yoğunluğundan daha büyük bir sıvı ile yapılsaydı ikinci düzenekteki balonun hacmi daha küçük olurdu diyor. Evet arkadaşlar, bu o zaman cevabımız dördüncü soru için B şıkkı oluyor. Gidelim 5. soruya doğru. 5. soruda kapta A gazı var. Kaptaki A gazının esnek bir balon ve ağırlığı önemsiz bir pistonla birleştirildiğini görüyorum. F kuvvetiyle bir cisim itiliyor. Pistonu aşağıya doğru ittiğim zaman basınç ne olur? Pistonu aşağıya doğru ittiğim zaman gazlar sıkıştırılır arkadaşlar. Gazların sıkıştırılma özelliğinden faydalanarak nasıl bir yorum yapacağım? Şöyle bir yorum yapacağım. Gaz sıkışacak. Buradaki
hacim azalacak. Hacim azalırsa hacim ve basınç ters orantılıdır. A gazının basıncı artmış olacak. Suya etki eden basınç artar diyor. Suya etki eden basınç artar mı arkadaşlar? Ben nereye kadar itiyorum? B noktasına kadar itiyorum. B noktasına kadar ittiğim durumda suya herhangi bir dokunma gözlemiyorum. Dolayısıyla suya etki eden basınç değişmez. Üçüncü duruma baktığım zaman A gazını sıkıştırdım. A gaz aşağıya doğru, suya doğru indi. A gazı suya doğru inince buradaki hacim arttı. Hacim artarsa ne olur arkadaşlar? Balonun içindeki basınç azalır. Dolayısıyla hacminin küçüldüğünü gözlerim. Cevabım 5. soru için B şıkkı olur. Gelelim 6. soruya doğru devam edelim. 6. soru bize ne vermiş? Şekildeki ağzı kapalı kapta bir ölçü su bulunuyor. Bu suyun üstüne bir ölçü daha su koydum. Daha sonra A noktasındaki gaz basıncının nasıl değiştiğini gözlemleyeceğim. Arkadaşlar burada gaz vardı. Bu sefer buraya su ekledim. Su ekleyince gaz yukarı doğru çıktı. Yani arkadaşlar gazın hacmi azaldı. Çünkü yerini su doldurdu. Gazın hacmi azalırsa A noktasındaki basınç artar. Gaz ve basınç arasındaki ters orantı nedeniyle. İkinciye baktığımda zemine yapılan katı basıncının arttığını gözlemliyorum. Zemine yapılan katı basıncı bu kabın ağırlığı ile orantılıdır. Kaba tekrar su ekledim. Su ekledim, ağırlık arttı. Ağırlık artarsa zemindeki katı basıncı da artacaktır. Kabın tabana yaptığı basınç iki katına mı çıkar? Hayır, buradaki H mesafesi kadar su ekledim. Yani buradaki eklediğim su miktarı alttaki su miktarının aynısı değildir. Dolayısıyla 6. sorumuzun cevabı A şıkkı olacak. 7. soruya geldiğimde 3 tane balon farklı miktarda şişirilmiş ve bunları aynı ortama bırakmışız. Balon hacminin eşit yapılabilmesi için neler gözlemlenmelidir? Geldiğim zaman ben balonun içindeki şişirikliği yani hacmi eşitlemeye çalışıyorum. Hacmi eşitlemeye çalışıyorsam A balonu çok şişik. Bunu biraz azaltmam lazım. O zaman ben bunu deniz seviyesinde tutarsam B balonunun deniz seviyesinden yükseğe çıkartmam lazım. A balonunu bıraktım. B'yi yükseğe bıraktım. Çünkü orta şişiklikte A'nın üstüne aldım B'yi. C'yi ise B'nin de üstüne çıkartırsam deniz seviyesinden yükseldikçe basıncın azaldığını, dolayısıyla hacmin arttığını bildiğim için cevabım B şıkkı olur. Bir cismi deniz seviyesinden yukarı çıkartırsan basınç azalır. Basınç azalırsa hacim artar. B'yi yukarı aldığımda basıncı azaldı, hacmi ne oldu? Arttı. C'yi daha yukarı aldım. Basıncı iyice azalttım. Hacmi iyice arttırdım. Dolayısıyla üçünün şişirilme miktarını yani hacmini eşitlemiş oldum. Geldim 8. soruya. Şekilde hava sıcaklığının 0 santigrat olduğu zamanda deniz seviyesinde bir miktar gaz bulunan pistonlu bir kap bulunuyor. Bu kaba baktığım zaman 1 ve 2 yönünde ben pistonu hareket ettirebiliyorum. O zaman ne yapacağım arkadaşlar? Durumu inceleyeceğim. Durumu incelediğim zaman burada bana ne diyor? Kap deniz seviyesinden yukarı doğru çıkartılırsa, ben deniz seviyesinden yukarı doğru çıkarttığım zaman açık hava basıncım ne olur? Artar. Açık hava basıncı artarsa hacim azalır. Kabın pistonu nereye doğru hareket eder? Hacmi azaltacak yöne, yani bir yönünü hareket eder. O zaman birinci öncülüm ne oldu arkadaşlar? Yanlış oldu. Son durumda kabın içerisindeki gaz basıncının azaldığını gözlemliyorum. O halde arkadaşlar bakın, biz bunu açık hava seviyesinde tuttuğumuz zaman açık hava seviyesinde
deniz seviyesinden yukarı aldığım zaman basıncım azalacak ki hacim artsın. P azalır diyelim, hacim artar diyelim. O zaman deniz seviyesindeki durumu gözlemledik. Şimdi deniz seviyesinin üstüne çıkartıyorsun. Yukarı doğru çıkarsan basıncın azalır. Basınç azalırsa hacim artar. O zaman açık hava basıncının azaldığı şıkları bulacağım. İkinci öncülüm yanlış. Cevabım B şıkkı oldu ama kontrol edeceğim. Basınç azaldı, hacim arttı. Hacmi arttıran yön yukarı doğru oldu. Birinci öncül doğru. Burada da zaten doğru. Üçe baktım. Kap içindeki gaz basıncı azalır. Evet, gaz basıncı kap içinde azalır. O zaman cevabımız 8. soru için B şıkkı oldu. 9. soruya doğru gidelim. 9. soruda sıvı derinliği arttıkça kabın yan yüzeyine yaptığı sıvının basıncı da artar ifadesini görüyorum. O zaman arkadaşlar derinlik ve basınç arasındaki ilişkiyi nasıl sulayacağım? Ben bu bitkileri aynı anda sulamak için hangi tıpaları açmalıyım? Derinlik arttıkça basınç azalır. O zaman üçüncü tıpanın nereye denk gelmesi lazım? Birinci bitkiye denk gelmesi lazım. Birinci bitki bu, ikinci bitki bu, üçüncü bitki bu. Basınç azalırsa fışkırma miktarı da azalır. 3 buraya gelecek, 2 buraya gelecek, 1 buraya gelecek. O zaman cevabımız A şıkkı olacak 9. soruda. Gelelim 10. basınç sorumuza. Basınç bize ne diyor? Bakalım, burada bir sıvı basıncı gözlüyorum. Balıklar var 1, 2, 3 ve 4. noktada. Bakalım bunlarla ilgili nasıl bir yorum yapacağız. En büyük sıvı basıncı 4. balık üzerindedir. Doğru mudur? Doğrudur. Derinlik var. O zaman en aşağıda olan hangisi? 4. O zaman birinci öncülümüz doğru. İkinci öncülümüze baktık. Birinci balık üstüne sıvı basıncı etki etmez. Bu balık sıvının içinde değil mi? Evet, içinde. O zaman etki etmez ifadesi doğru olur mu? Olmaz. Sıvının içerisinde olduğu için yine etki sıvı basıncı üstüne olacak. Yalnız büyüklüğü değişir. Peki basınçları kıyaslayacak olursak nasıl bir ilişki vardır? En altta kim var? 4. P4 büyüktür. Sonra ne var? 2. P2 büyüktür. Sonra 3. Sonra ise P1 olarak işaretleyebiliriz. O zaman buradaki ifade yanlış oldu. 2 ve 3 yanlıştır. Cevabımız B şıkkı. 11. soruya doğru gidelim. 11. soru bize ne diyor? Güzel bir yeni nesil soruyla karşılaştık. Açık hava basıncını keşfeden fizikçi Torricelli'dir. Torricelli, atmosferi oluşturan gazların dünyaya uygulamış olduğu basıncı kurduğu deney düzeneğiyle ispatlamıştır. Bakın burada Torricelli'nin deney düzeneği var. Deniz seviyesinde 0 santigrat derecede ağzı açık civa dolu bir kap içerisine bir ucu kapalı bir cam boru yerleştiriyor. Daha sonra yükselen civa miktarını ölçtüğünde 76 santim olarak ölçüyor. Bu değere de 76 santimetre civa deyip bir atmosfer basınca eşit olduğunu buluyor. O zaman Torricelli yaptığı deneyde civa yerine su kullansaydı sonuç nasıl değişirdi? Diyor ki öğretmen, yaklaşık 10 metre boru gerekirdi. Buradan hangi sonucu çıkartamayız arkadaşlar? Deniz seviyesinden yükseklere çıkınca açık hava basıncı azalır. Şimdi arkadaşlar, deniz seviyesinden yukarı çıktıkça açık hava basıncı azalır, hacim artar. Açık hava basıncı sıvının öz kütlesine, yani yoğunluğuna bağlıdır. Civa ve su farklı sıvılar. Dolayısıyla bunların D'leri, yani öz kütleleri birbirinden farklıdır. Birbirine eşit değildir. Yine
Bu öz kütle farkından dolayı 76 santim olan basınç su eklendiğinde yaklaşık 10 metreye çıkacak. Dolayısıyla yoğunluk ve basınç arasındaki ilişkiyi kurabiliriz. Öz kütlesi sudan daha çok, civadan daha az olan bir sıvı kullanılırsa cam boru içindeki sıvı 76 ve 10 metre arasında olurdu. Evet, sudan çok, civadan az. O zaman arkadaşlar sıvı miktarı, basınç miktarının yükselmesi 76 yani civa, 10 metre yani suyun arasında bir değer olurdu. Son olarak D şıkkına bakıyorum. Öz kütle civadan az olan bir sıvı konursa yüksekliği daha az olan bir sıvı kullanılırdı ifadesi yanlıştır. Zaten suyun öz kütlesi civadan daha azdır. Yine civadan çok olan bir boru kullanmak zorunda kalırdık. Geldik 12. soruya. 12. soru diyor ki, Dilara pet şişe içindeki suyu içip şişenin ağız kısmını kapatıp pipetle havayı içine çekiyor ve şişenin büzüldüğünü gözlemliyor. O zaman arkadaşlar bu durumu nasıl açıklayabiliriz? Sıvı basıncı her yöne iletir. Evet, ama burada artık bir sıvı yok. Dolayısıyla bu yorumu yapamam. Burada bir sıvı gözlemlemiyorum çünkü. Birinci ifadem yanlış. İkinci ifadeye geldiğimde iç basınç azalınca açık hava basıncı şişenin şeklini değiştirdi. Ben ne yaptım arkadaşlar? İç basıncı arttırdım mı, azalttım mı? Ben burada iç basıncı azalttım. Havayı pipetle çektim. İç basınç azalınca yukarıdan gelen P0 yani 76 santimetre civa yani açık hava basıncı burada bizim şişemizin şeklini değiştirdi. İkinci ifadem doğru. Üçünde de 2 var zaten. Derinlik arttıkça sıvı basıncı artar. Evet, ama ben burada sıvı ile ilgili bir şey yapmıyorum. Gazlarla bir şey yapıyorum. Çünkü şişedeki su kalmamış, bitmiş. Su artık Dilara'nın midesinde, bizim işimize yaramıyor. Yükseklere çıkınca açık hava basıncı azalır demiş. Burada yükseklikle ilgili herhangi bir değişim yok. Dolayısıyla bu ifadeyi buradan çıkartamayız. Dördüncü öncülde yanlış oldu. Cevabımız 12. soru için C şıkkı. Gidelim 13. soruya. Dalış sporu ile ilgilenen dalgıçlar zaman zaman suyun içinde bazı sorunlarla karşılaşır. Dalışın değişik safhalarında değişen sıvı basıncına uygun olarak orta kulak hava basıncının da değişmesi ve sıvı basıncına eşitlenmesi gerekir. İnsanlarda çok yavaş alçalma ve yükselmelerde doğal olarak oluşan bu eşitlenme dalış koşullarında oluşmaz. Çünkü hızlı hareket edilir. Bazı manevralarla bu eşitlemeyi kişinin kendisinin yapması gerekir. Bu manevraların temelinde yatan prensip orta kulak hava basıncının sıvı basıncına göre düşük olduğunda yani alçalma durumunda burun ve geniz boşluğundaki havayı östeki borusuyla orta kulağa pompalamak ya da orta kulak havasının basıncının çevresine göre yüksek olduğu durumda yani dalgıcın yükseldiği durumda emme işlemi yapmaktır. Bu manevraları dalış öncesi tekrarlamak ve dalış sırasında eşitlemek için bizim işimize yarar. Ağız ve burun kapalıyken dışarıda nefes vermeye çalışma olayına valvasa manevrası adı verilir. Bu durumda dışarı çıkamayan hava östeki aracılığıyla orta kulağa gider. Eksik orta kulak basıncı tamamlanmış olur. O zaman ben bu ifadelerden hangisini çıkartamam? Bu manevra kulak sağlığı için yapılır. Kesinlikle doğrudur. Dalgıcın kulak sağlığını koruması gerekir. Suya dalan dalgıç yükselme ve alçalma durumunda orta kulak ve sıvı basıncını eşitlemek için bu manevrayı kullanır. Hem yükselmede hem alçalmada bu manevra ile kulak sağlığını korur. Valvasa manevrası dalış öncesi yapılarak dalgıcın güvenliği sağlanır. Ve son olarak açık hava basıncı iç kulak basıncına eşit olunca
Valvasaya eşit olmaz ifadesi yanlıştır. Senin suyun içinde açık hava basıncıyla bir ilişkin yoktur. 13. soru cevap D oldu arkadaşlar. Geldim 14. soruya. Sıvı basıncının sıvı derinliğini, sıvının yoğunluğuna ve yer çekimine bağlı olduğunu biliyorum. Sıvının derinliği H, sıvının yoğunluğu D, yer çekimi ivmesi G. Aynı şey B için geçerli. Sıvının yoğunluğu H, yüksekliği H, yoğunluğu D, yer çekimi ivmesi G. Bunlara baktığım zaman A kabındaki basınç 2 Pascal ise B kabınınki 6 Pascal'dır. Sıvılar aynı. Yoğunluklar aynı. O zaman ben buradan yoğunluk ve yer çekimi ivmesinin aynı olduğunu biliyorum. O zaman yükseklikle basıncı değiştireceğim. H kadar yüksekliği var. 1 çarpı D çarpı G eşittir 2 Pascal ise yükseklik kaç? 3. 3 çarpı D çarpı G kaç Pascal olur? 1 katken 2 Pascal'sa 3 katken 2 çarpı 3'ten 6 Pascal olur. Birinci öncülüm doğru. İkinci öncüle baktığımda sıvının derinliği bağımsız değişkenken derinliğin artmasıyla basıncım değiştiği için sıvı basıncı bağımlı değişken oldu. Son olarak üçüncü öncüle bakıyorum. B'nin yaptığı basınç A'nın yaptığı basınçtan küçüktür. Tabana yapılan basınç arkadaşlar değişmez. Dolayısıyla benim üçüncü öncülüm yanlış olacaktır. 14. sorumuzun cevabı C şıkkı oldu. Son olarak 15. soruya baktım. D yoğunluklu sıvı bulunuyor. Bu durumdaki basınç 2P'dir. Ters çevrilince durum ne olur? Şimdi ilk durumu gözlemleyelim. Şuraya birinci durum dedim. Birinci durumda HDG'ye bakacağım. Kaç H? 1 H çarpı öz kütle D, yer çekimi G. Bu durumda basıncımız 2P'ymiş. Kabı ters çevirdiğimde, yani görüntüyü şöyle yaptığımda 1, 2, 3 tane kareyi dolduran 1, 2, 3 tane kareyi dolduracak. Yani yükseklik 3 haşa çıkacak. Sıvı yoğunluğu değişti mi? Hayır. Yer çekimi ivmesi değişti mi? Farklı bir alanda mı? Hayır. O zaman ikinci durumdaki basıncı gözlemliyorum. H'tı, 3 haş oldu. D değişmedi. G değişmedi. Basınç nasıl değişti? H'ken 2P oldu. 3H'ken kaç P olur? H 3 katına çıktıysa basınç da 3 katına çıkar. 3 çarpı 2'den basıncın B şıkkı 6P olur. O halde basınç ünitemizin ikinci testini de tamamladık. Bir sonraki videomuzda üçüncü testle görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.